Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Uzaktan Eğitim Ev Okul kampında bugün sizlerle Türkiye'nin iklim elemanları konusunu işleyeceğiz. Hadi bakalım hız kesmeden ünite içeriğimize bir bakalım. Ünite içeriğimizde önceki haftalarda atmosfer hava olaylarını işlediniz. Hava durumu iklimden bahsettik. İklim elemanları dedik. Biz sizlerle birlikte yeryüzündeki iklim tiplerinden bahsettik. Bugün de arkadaşlarım Türkiye'de iklimde iklim tiplerinin dağılışını etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz. 3 tane faktör Diyeceğiz. Bunlardan birincisi sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nemlilik ve yağış diyeceğiz. Peki bugünkü dersimizin kavramlar coğrafyası kısmında neler var? Makro klima, mikro klima, Sibirya ve Karasallık diyeceğiz. Geniş, güzel, eğlenceli bir konuyla dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi birincisi iklim elemanlarından sıcaklıkla başlayacağız. Yani bir iklimi oluşturan üç tane ana etken vardı. Bunlardan bir tane sıcaklık, bir tanesi basınç rüzgar, bir diğeri ise nemlilik yağıştı. Birinci işleyeceğimiz kısım Türkiye'de sıcaklık. Ve diyoruz ki Türkiye'de sıcaklıklarla ilgili genel olarak sıcaklıklarımız enlemin etkisiyle güneyden kuzeye doğru gidildikçe azalacaktır. Bak sana bir soru kökünde ya da ifadede Hatay'ın Sinop'tan daha sıcak olması diyorsa bu kesinlikle açıklayabileceğimiz durum enlem etkisidir diyoruz. Bunu geçen haftada zaten belirtmiştik. İkinci sıcaklığın genel olarak düştü. Karasallığın etkisiyle kıyılardan iç kesimlere doğru gittiğimizde sıcaklığımız ne yapacaktır? Azalacaktır diyoruz. Üçüncü durum nedir dersek batıdan doğuya doğru gittiğimizde sıcaklığımız gene azalacaktır. Azalmayı sağlayan durum nedir derse yükseltidir. Tekrar belirtiyorum. Güneyden kuzeye doğru sıcaklığımız azalıyor diyorsa enlem etkisidir. Kıyılardan iç kısımlara doğru gittiğimizde sıcaklığımız azalıyorsa karasallığın etkisidir. Batıdan doğuya doğru gittiğimizde sıcaklığımız azalıyorsa bu da yükseltinin etkisidir diyeceğiz. Ve biz Türkiye'de sıcaklık haritalarını çizerken iki şekilde belirteceğiz. Bunlardan bir tanesi bir alanın gerçek sıcaklığıyla ilgili çizilmiş haritasıdır. Buna biz gerçek izoterm haritası diyeceğiz. İkincisi ise her yeri deniz seviyesine eşitleyeceğim ve bir harita çizeceğim. Bu haritaya da arkadaşlarım indirgenmiş izoterm haritası diyeceğim. İzoterm nedir dersek eş sıcaklık. Bu sıcaklıkların birleştirilmesiyle oluşan kapalı eğriler vardır. Bunları da ben izoterm eğrileri diyeceğim diyorum. Ve burada 3 tane alanla ilgili ifadeleri biraz kafamızdan netleyelim. Bakın birinci elemanın bulunduğu yer. Yani elemanın ilk çıkış noktasına baktığımızda bura deniz seviyesi olsun. 0 metre olsun. Eleman bir daha amacı boyunca yükseliyor. Ve yükseldiği alan buranın yükseklik değerinin arkadaşlarım ben 2000 metre olduğunu belirteyim. Şimdi 2000 metre yükseliyor yükseldiğinde biz genel itibariyle şunu biliyoruz. Her 100 metrede troposfer özellikle yerden yansıyan ışınlarla ısınıyor ya. Bundan dolayı da her yükseldikçe 200 metrede sıcaklıklarımız ne yapacaktır? 1 derece azalacaktır. Aynı şekilde ben alçalırsam da her 200 metrede sıcaklıklarımız 1 derece ne yapacaktır? Artacaktır diyoruz. Şimdi bu şartlar altında 0 metreden 2000 metreye çıkmış mıyım? Ve ben diyeyim ki 0 metrede yani deniz seviyesindeki sıcaklığımda 18 santigrat derece olsun. Şimdi ben buradan 2000 metre yükseldiğimde yani her 200 metrede sıcaklığın 1 derece azalacaksa 2200'e böldüğümde 10 santigrat derece bir azalış olacak mı? Yani şurada 18 derece olan sıcaklığımız eksi -10 santigrat derece çıkardığımızda 8 santigrat derece olacaktır. Sonraki süreçte arkadaşlarım bu eleman dağın diğer yamacına geldiğinde yani buranın da yüksekliğinin tahmini şöyle 1000 metre olduğunu ifade edersem ben yani 1000 metrelik bir alçalış var mı? 1000 metrelik çalışta 5 derece sıcaklığımın artması gerekmez mi? E burası 8 derece ise burası 13 derecedir arkadaşlar. Eğer ki şuradaki nural yani bu şu hatta arkadaşlarım bir harita çizeceksem bu gerçek izoterm harita ise 8 derece olarak belirteceğim ama bu alanın indirgenmiş izoterm haritasını çizeceksem arkadaşlarım kesinlikle bunları ne yapmam lazım? Deniz seviyesini indirgemem lazım. O zaman şu ayrıntıyı unutmayalım. Eğer ki sana bir ifadede bir alanın indirgenmiş izoterm haritasını çiziyorum ya da bu indirgenmiş izoterm haritasına göre hangisi yanlıştır derse buradan çıkaramayacağımız sonuç bir yerde sıcaklığın fazla ya da az olmasının temel sebebi yükselti diyorsa kesinlikle yanlıştır çünkü arkadaşlarım indirgenmiş dediğimde her yer ne yapılmıştır? 0 metre olarak kabul edilmiştir diyoruz. Ve devam ettik. Burayla ilgili Türkiye'nin sıcaklık dağılışında ne gibi farklılıklar var? Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Birincisi aylara göre belirleyeceğiz. Öncelikle yaz mevsiminden başlayıp Temmuz ayı sıcaklık dağılışına bakacağız. Yani biraz önceki o gerçek indirgenmiş izoterm haritaları bahsetti mi? İşte bu görmüş olduklarınız. Bunu zaten büyük iklim tipleri içerisinde sıcaklık kısmında bahsedilmişti size. Ve sağ taraftaki Türkiye haritama baktığımda genel olarak şunu ifade edebilir miyim ben? Güneyden kuzeye doğru gittiğimde sıcaklıklarım azalıyor mu? Azalıyor. Baksana ne dedi? Güneyden kuzeye doğru gittiğinde. Ben bunu biraz önce sana söylemedim mi? Eğer ki bir sıcaklık Değişimi güneyden kuzeye doğru oluyorsa bunu açıklayacağım durum nedir dediğimde enlemdir. O zaman demek istiyoruz ki arkadaşlarım güneyden kuzeye doğru bu haritada sıcaklıklarım azalıyorsa bu enlem etkisiyle ilgili bir durumdur diyeceğiz tamam mı? Ama bak her yerde genel olarak sıcaklıklarım böyle azalmadı. Şimdi şuraya dikkat edin aynı enlemi çizdiğimde yani şuradan bir enlem derecesi çizdiğimde enlem derecesi üzerinde hem 28 derece sıcaklığa sahip alan var hem de 34 derece sıcaklığa sahip alan var. Yani şurayı daha net bir şekilde belirtmek için 34 derece diyorum. Şuraya da geldim 28 derece diyorum. Şimdi arkadaşlarım aynı enlemde sıcaklıkların farklılık gösterdi mi? Benim gösterdi. Ha o zaman enlem noktasında sıcaklıkların farklılık gösteriyorsa burada özel durumlar vardır diyeceğiz. Nedir bu özel durum? Diyor ki bize ifade en yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu'da görülecektir diyor. Neden Akdeniz'de değil de Güneydoğu Anadolu'da görüldü dersek karasallık etkisi bir Basra'dan gelen termik alçak basınç etkisi. Bu yaz mevsiminde Güneydoğu Anadolu'nun çok fazla ısınmasını sağlayacaktır. Aynı enlemde yer almasına rağmen Akdeniz bölgesi Güneydoğu Anadolu bölgesine göre daha serin olacaktır tamam mı? Bu neyle çelişti? Enlemle çelişti. Neyle açıklayacağım bunu? Karasallık denizellik ifadesi. Ben biliyorum ki karalar ne yapacaktır? Karalar erken ısınıp erken soğuyacaktır. Denizler ise geç ısınıp geç soğuyacaktır. O yüzden yaz mevsiminde kara alanı olan Güneydoğu Anadolu bölgesi hızlı bir şekilde ısındı ama Akdeniz bölgesi arkadaşlarım daha geç ısınacaktır. Aynı durum bak bura için de geçerli. Baktığımız zaman Ocak ayına geldiğimizde ne diyeceğiz? Bak Güneydoğu Anadolu bölgesi Akdeniz bölgesine göre daha soğuk denizellik karasallık ilişkisi. Hemen devam ediyorum üstteki Temmuz ayı sıcaklık dağılışı haritamdan. En düşük sıcaklıklar nerede görülecektir dersek tabii ki de Karadeniz kıyılarında görülecektir. Hem nemlilik kısmı hem bulutluluk süresinin fazla olması. Ayrıca arkadaşlarım güneş ışınlarının gelişesinde bu noktada sıcaklığımın kuzeyde yani Karadeniz kıyısında daha daha az olmasını sağlamıştır diyorum. Sıcaklık farkı 10 derecenin üzerindedir demiş bu haritada. Ama siz baktığınızda şunu görüyorsunuz ya hocam ben bu haritaya baktım. Bu haritada burası 34 santigrat derece, burası 24 derece. Yani buradaki fark kaç derece çocuklar? 10 santigrat derece. Aha nasıl oluyor onun üzerindedir dedi bu? Şöyle diyeceksiniz burada. Bakın ben bir izoterm haritası çizeyim. Şuraya 5 santigrat derece izoterm haritam olsun. İzotermim olsun. Bu da 6 derece izotermim olsun. Tamam mı? Şimdi bunlar 1 derece aralıklarla çizildi mi? Çizildi. Şimdi ben 5 ile 6'nın arasında bir nokta belirlersem buranın sıcaklığı kaç derece sizde? 5 diyenler yanlış. 6 diyenler de yanlış diyecektir. Çünkü 5 ile 6 arasında bir değer olmayacak mı burası? Olacaktır diyoruz. Yani ne olabilir? 5.5 olabilir. Ya da en fazla kaç olabilir? 5.9 olabilir arkadaşlar. O zaman şuradaki 34 derecenin iç kısmı 34.9 olacak mı? 34.9 olacaktır. 24'ün şu üst kısmı da 23.1 olacak mıdır? Olacaktır diyoruz. Bak burada kaç santigrat derecelik bir farkım var? Hemen hemen arkadaşlarım 11 santigrat derece bir farkım var diyeceğim. Yani bu noktada izoterm haritalarının iç kısmında kalan alanları virgüllü ifadeyle kullandığımız için sıcaklık farkımız buradaki çıkarılan değerden daha yüksek olacaktır diyorum. Aynı durum bura için de geçerli. Geldim burada Ocak ayı sıcaklık dağılışına. Genel olarak kış mevsimi yaşadığımız için Temmuz ayına göre sıcaklıklarımız ciddi anlamda düşük olacaktır. Normalde Güneydoğu Anadolu bölgesinde 34 derece olan alan şu anda ne olmuştur Ocak Kayında 4 dereceye kadar düşmüştür. Bu eksen eğikliği ile ilgili bir durumdur. Ama en yüksek sıcaklıklarım benim nerede görülüyor? Akdeniz'de görülecektir. Şimdi neden Akdeniz'de görüldü peki? Bakın çok önemlidir. Biraz önce söyledik. Denizellik etkisi. Denizellik etkisinden dolayı sevgili arkadaşlarım Akdeniz kıyıları Güneydoğu Anadolu kıyılarına göre daha sıcak olacaktır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklığın Akdeniz'e göre daha düşük olmasını sağlayan temel durum nedir derse sana karasallık etkisidir diyeceğiz. Neden? Denizler arkadaşlarım geç ısınıp geç soğuyacaktır. Karalar ise ne olacaktır? Erken ısınıp erken soğuyacaktır diyoruz. Bundan dolayı da arkadaşlarım Akdeniz kıyılarımız Güneydoğu Anadolu bölgesine göre daha sıcak oldu. Neyle çelişti? Tabii ki de sizin söylediğiniz gibi enlemle çelişecektir. Neyle açıkladım? Denizellik ve karasallık ilişkisiyle açıkladım diyeceğim arkadaşlarım. Bu birinci ifadem. En yüksek sıcaklıklarım Akdeniz kıyısında görüldü. İkinci ifade en düşük sıcaklık nerede görüldü? Kuzeydoğu Anadolu. Yani buradaki yön tarifini şöyle yapabilirsiniz. Bu kısım doğu arkadaşlarım. Şu kısım kuzey hepinizin bildiği üzere. Kuzeye giderken doğuya doğru gittim. Yani kuzey doğu hattına gittim. Kuzey doğu Anadolu'da yani Erzurum, Kars, Ardahan platosu dediğimiz o düzlük alanda görülecektir. Neden bu alanda en düşük sıcaklıklar görülüyor dersek tabii ki ise karasallığın etkisiyle diyeceğiz arkadaşlar. Sıcaklık farkına baktığımda biraz önce söyledik zaten 12 derece eksi 4 derece çıkardım birbirine yani toplayacağım aradaki farka bakmam gerekiyor 12 eksi 4 16 derece Tabii ki de 16 derecenin üzerinde bir sıcaklık farkı vardır diyorum. Çünkü 12'nin bir üst kısmı eksi 4'ünde bir alt kısmı olacaktır dedik. Genel olarak Türkiye'deki Temmuz ve Ocak ayında sıcaklık dağılışı böyle. Buna sebep olan durumlar da söylediğimiz gibi. Peki bu sıcaklık farkına bakalım. Sıcaklık farkları nerelerde daha fazla nerelerde daha az olur dersek hemen nemlilik yağış konusuna bir gitmeniz lazım. Ve biz şunu biliyoruz bir yerde nem miktarı fazla ise sıcaklık farkı az olacaktır. Ve bu şartlar altında tabii ki de kıyılarda nem miktarı daha fazla olduğu için iç kesimlere göre sıcaklık farkımız daha az olacaktır. Bakın kıyılarda sıcaklık farkının az olması denizellik etkisi, iç kesimlerde sıcaklık farkının fazla olması karasallık etkisiyle ilgili bir durumdur. Ancak en fazla sıcaklık farkı bizim haritamıza göre baktığımızda Doğu Anadolu bölgesi olacaktır. Karasallık etkisinden dolayı en az arkadaşlarım şurayı hemen şöyle düzeltiyorum en az sıcaklık farkı ise Doğu Karadeniz'de olacaktır. Neden dersek arkadaşlarım nem miktarının yüksek olması bulutluluk oranının fazla olması. Bulutluluk oranının fazla olması arkadaşlarım ışımayla enerji kaybını azaltacaktır. Bundan dolayı da sıcaklık farkımın az olmasını sağlayacaktır diyorum. Ve geldim yıllık ortalama çok güzel indirgenmiş sıcaklık dağılışı diyor. Bak indirgenmiş ifadesini duyduk mu? İndirgenmiş ifadesi ...duyuyorsak hemen şuraya şöyle no yükselti diyorum. Yani burada neyi önemsemeyeceğim? Yükselti ifadesini önemsemeyeceğim. Sana hangisi yanlıştır derse indirgenmiş sıcaklık dağılışının verildiği haritada... ...şıklarda yükselti ara. Yükselti kelimesini gördüğün şık kesinlikle yanlıştır... Bunu unutma çok ince bir ayrıntı. Ve diyor ki en yüksek sıcaklıklarımız nerede görüldü? Güneydoğu Anadolu bölgesinde görüldü. Peki neden Güneydoğu Anadolu bölgesinde görüldü? Bir, enlem olarak ekvatora daha yakın mı? Evet. Karasallık olarak Akdeniz'e göre daha karasal bir alan mı? Evet. Ve Basra'dan gelen termik alçak basıncı daha etkili mi? Aynen o şekilde. Ve bunlardan dolayı en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülecektir diyoruz. İkincisi, en düşük sıcaklıklarımız Kuzey Doğu Anadolu dediğimiz gene aynı şekilde Erzurum, Kars, Ardahan alanında görülecektir. Neden dediğimizde karasallık şiddetinin fazla olmasıdır. Yükseltinin fazla olması diye dersem yanlış olacaktır bilginiz olsun çok çok önemlidir. Çünkü bu indirgenmiş haritadır ve no yükselti diyoruz. Yani burada yükselti etkili değildir arkadaşlar. Hemen sıcaklık farkına bakıyorum. 13 demiş, 21 demiş. Hemen aradaki fark 8 derece. O zaman bu haritama göre sıcaklık farkında 8 santigrat derecenin üzerindedir. İnce ayrıntıyı gene ne yaptık? Yakaladık arkadaşlar hep birlikte. Geldim Sıcaklıkla ilgili bu haritalarla ilgili soruya soru bana ne diyor yukarıda verilen ülkemizin yıllık ortalama indirgenmiş sıcaklık haritasına bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir bakın arkadaşlarım indirgenmiş diyorsa bu ulaşılamaz denseydi hemen gözüm neyi arayacaktı yükselti var mı yükselti B'de yükselti var o zaman bu yanlıştır bana zaten ulaşılabilir demiş bak B şıkkını hiç okumadan eledim neden çünkü indirgenmiş ifadesinde yükselti önemli değildi indirgenmişte de her yer deniz seviyesi olarak belirleniyordu. B'yi götürdük, A'ya bakalım. En yüksek ve en düşük sıcaklık farkı en fazla 8 derecedir diyor. 21-13, 8 derece. Hemen düşünüyorum, ama bunun bir de şu iç kısmında 21.9'a kadar çıkabildiğim, şurada da 12.1'e kadar inebildiğim değer yok mudur benim? Vardır. O zaman 8'den daha fazla olmayacak mıdır? Bak, A seçeneğinde götürdük. İki tane ince ayrıntı bilerek çok rahat abi B seçeneklerin yanlış olduğunu belirledim. C'ye geldiğimde kuzeyde okyanus akıntıları eğrilerin sapmasına neden olmuştur diyor. Okyanus akıntısı var mı bizim ülkemizde etkili midir dersek tabii ki de etkili olmayacaktır. Aynı enlemde sıcaklıklar aynıdır diyor. Bakıyorum bir tane enlem çizin hiç hiç önemli değil kuzeye güneye doğuya batıya yani istediğiniz yerden bir enlem çizdiğinizde 21 dereceyi 20 derece 18 19 dereceye temas etti mi o zaman aynı enlemde sıcaklık aynı olmayacaktır. Geldik ifadeye karasallık nedeniyle güneydoğu Anadolu Akdeniz'den daha sıcaktır. Bak 21 derece karasallık etkisinden dolayı daha sıcak. Bak 19 derece denizellik etkisinden dolayı daha serin olacaktır. O yüzden cevabımız ne olacaktır? E seçeneği olacaktır diyoruz. Geldik Türkiye'de sıcaklık ifadesini öğrendikten sonra Türkiye'de basınç rüzgarlar. Aslında arkadaşlarım bakın önce siz geniş bir çıta öğrendiniz. İklim elemanları kısmında sıcaklığı, dünya izoterm haritalarında dünya sıcaklığının dağılışını gösteren haritalar da öğrendiniz. Şimdi biz hafif parça kısımlarına giriş yapıyoruz. Yani küçük küçük alanlara giriş yapacağız. Türkiye de basınç rüzgarlar dediğimizde basınç arkadaşlarım atmosferdeki gazların yeryüzeyini yaptığı etki olarak tanımlayacaktık. Biz ve dünyada genel bir basınç alanları vardı. Sıfır derece enleminde termik alçak basınç, 30'da dinamik yüksek basınç, 60'da dinamik alçak basınç ve 90'da da termik yüksek basınç vardı. Ve basınçla ilgili ifadede iki kısımdan bahsettik o zaman. Biz bir termik ifadesi kullandık. Bu sıcaklıkla oluşan basınçtı. Bir de dinamik ifadesi kullandık. Bu da dünyanın eksen hareketine bağlı olarak oluşan basınç kuşağıydı. O zaman hemen Türkiye'de etkili olan basınçlara baktığımda 60 derece enleminde gelen İzlanda dinamik alçak basıncı diyor. Ha o zaman bu dinamikse dinamik basınç kuşağının oluşumunu sağlayan neydi? Dünyanın eksen hareketiydi. Yani günlük hareket ifadesiydi. O zaman günlük hareketten dolayı bu 60 derece enleminde oluşan İzlanda dinamik alçak basıncı Ülkemiz üzerinde yıl boyu etkilidir ancak kışın daha etkilidir. Bakın unutmayın dinamik kökenli basınç kuşakları bizim ülkemizde yıl boyu etkili iken yıl boyunca etkili olacakken ama bazı dönemlerde etkisi daha da genişleyecektir. Termik kökenli basınç kuşakları ise arkadaşlarım mevsimsel etkilidir. Yani yaz mevsim ve kış mevsimi olarak burayı parçalayacağız arkadaşlarım. Ve geldiğimizde diyor ki kışın daha etkilidir. Şimdi hemen şunu düşün alçak basınç nasıldı? Alçak basınçta havanın ...yükselmesi gerekiyordu. Ve yükselen hava soğuyacaktır. Yoğunlaşıp yağış bırakacaktır. Hemen ne diyorsun? Evreka diyorsun. Buldum. Neyi buldum? Burası alçak basınç alanıysa... ...ve bu ülkemizde etkiliyse... ...yağış bırakır mı? Bırakacaktır. Ve diyor ki bak... ...kışların ılık geçmesini... ...ve yağışlı geçmesine neden olacaktır? Diyor arkadaşlarım. Çünkü kış mevsiminde daha çok etkiliyse... ...kış mevsiminde yağış getiriyorsa... ...bulutluluk oranı fazla olacaktır. Işımayla enerji kaybı az olacağı için kışların daha ılık geçmesine sebebiyet verecektir arkadaşlarım. Ve diyor ki soğuk hava kütleleriyle karşılaşırsa sıcaklığı azalacaktır ve yağış yağmur şeklinde olmayıp kar şeklinde düşecektir diyoruz. Ve biz 60 derece İzlanda dinamik alçak basıncın özelliklerini böyle belirledik. Kuzey batı kısmımızdan ülkemizde daha geniş ölçekte sokulacaktır diyoruz. Geldik 30 derece enlemindeki azor dinamik yüksek basıncı. Bak azor diyor 30 derece enlemi dinamik demiş. Bir de yüksek yüksek basınç diyor. Yüksek basınç nasıldı? Hemen hatırla yüksek basınçta gazların yere daha yakın olması lazımdı. O zaman havanın ne yapması gerekiyor? Alçalması gerekiyor. Hava kütlesi alçalırsa basınç artacaktır ve yüksek basınç olacaktır ve yüksek basınç alanlarında hava ne olacaktır? Açık olacaktır. Ha ben o zaman şunu net bir şekilde söyleyebiliyorum. Alçak basınç alanlarında hava yağışlıyken yüksek basınç alanlarında arkadaşlarım hava genel itibariyle kapalı olacaktır dedik ve Baktığımız zaman 30 derece enlemindeki azor dinamik yüksek basıncı Türkiye'de yıl boyu etkilidir. Çünkü dinamik kökenleri yıllık etkili olduğunu söyledik. Ama yazın bu basınç kuşağı daha etkilidir. Çünkü eksene eğikliğinden dolayı kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanıp sıcaklık yükseldiğinde İzlanda dinamik alçak basıncı biraz daha kuzeye gidiyor. Ve ülkemizde yaz mevsiminde azor dinamik yüksek basıncı daha da etkili oluyor. Şimdi eğer ki ben yüksek basınçta hava açık diyorsam ve bu yazın daha çok etkiliyse sıcak ve kuru havaların oluşmasına neden olacak mıdır? Olacaktır ve etkili olduğunda yazlar sıcak ve kurak geçecektir arkadaşlarım. Devam ettik. Dinamik etkisini öğrendikten sonra şimdi geldik arkadaşlarım termik basınç kuşaklarına. Sibirya termik yüksek basıncı diyor. Hemen düşün termik dediği alçalması lazım. Soğuyan hava alçalacaktır. O zaman bu etkili oluyorsa o buz gibi havalar olacaktır. Yani soğuk havalar olacaktır. Soğuk hava bizim ülkemizde ne zaman olacak? Kış mevsiminde olacaktır. O zaman Sibirya dediğimiz termik yüksek yüksek basıncı kış mevsiminde Sibirya karasının aşırı soğumasıyla arkadaşlarım meydana gelecektir. Zaten burada kışın etkili olduğunu belirttik. Özellikle doğu Anadolu'da etkili olacaktır diyoruz. Kuru ve soğuk hava getirecektir. Bu etkili olursa Sibirya termik yüksek basıncı don olaylarının yaşanmasına sebebiyet verecektir diyoruz arkadaşlarım ve ciddi anlamda çok soğuk olacaktır dedikten sonra Basra termik alçak basıncına geldim. Bir yerde alçak basınç oluşabilmesi için havanın yüksel gelmesi lazım. Termik kökenli diyorsa o zaman bu sıcaklıkla ilgili bir durumdu. O zaman burada da havanın ne olması lazım? Sıcak olması lazım. Ne zaman sıcak olacaktır bizim ülkemizde hava? Yaz mevsiminde. Ha geldik bitti bak gördünüz mü? Basra termik alçak basıncı ülkemizde yaz mevsiminde etkilidir diyoruz. Nereden geliyor? Arap Yarımadası'ndan ülkemize geliyor. Arap Yarımadası'nda çöl iklimi yaşandığı için hem sıcak bir hava getirecektir hem de arkadaşlarım kuru bir hava getirecektir diyoruz. Özellikle nerede etkili? Güneydoğu Anadolu'da etkilidir ve yaz mevsiminde çöl sıcaklarının gelmesini sağlayacaktır diyoruz arkadaşlarım. Ve geldik aslında çok zor gibi görünen ama mantığı anladığımız zaman çok basit olan bir kısmın sonuna arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de etkili olan yerel rüzgarlardan bahsetmemiz lazım. Burayı şöyle hızlı bir şekilde kayıp sakal olarak kodlayacağız. Nedir bu? Karayel 1, yıldız 2 Poyraz 3, samyeli buna keşişleme diyeceğiz, kıble ve lodos diyeceğiz arkadaşlarım. Eğer ki kuzey sektörlü bir rüzgarsa, kutup alanından geliyor mu? Yani şöyle düşün. Şuraya bir dünya çiziyorum şu hat ekvator attı. Ülkemiz tam şu hat üzerinde. Kuzeyden geliyorsa soğuk karakterli rüzgar olacaktır. Hava sıcaklığını düşürecektir. Ama bu rüzgar güneyden geliyorsa sıcak karakterli rüzgar olup hava sıcaklığını yükseltecektir. Güneyden gelenlere baktığımda Samyeli, Kıble, Lodos sıcak yerel rüzgarlardır arkadaşlar. Ama Karayel yıldız Poyraz'a baktığımda ise bunlar soğuk karakterli yerel rüzgarlardır diyoruz. Burada mantığı şöyle de devam ettirebiliriz arkadaşlarım. Yıldıza bak nereden geldi? Karadeniz üzerinden geldi. Karadeniz üzerinden geliyorsa arkadaşlarım ne yapacaktır? Bu yağış getirecektir. Etkili olduğunda Karadeniz'in kıyı kesiminde ne olacaktır? Yağışın oluşmasını sağlayacaktır diyoruz. Poyraz nereden geldi? Kuzeydoğu Anadolu'dan geldi. Etkili olursa hava sıcaklığını ne yapacaktır? Azaltacaktır. Karayel gene Balkanlar üzerinden geldi. Hem hava sıcaklığını düşürecektir. Hem de kış mevsiminde özellikle Balkanlar üzerinden geliyorsa yağış getirecektir. Özellikle Balkanlardan gelen soğuk soğuk hava kütlesi ülkemizde kar yağışlarının görülmesini sağlayacaktır dediğimiz kısım. Samyeli nereden? Arap Yarımadası'ndan geldi. Arap Yarımadası'ndan geliyorsa sıcaklığı arttıracaktır ve ülkemizde yaz mevsiminde özellikle çok bunu aldığımız çöl sıcaklarının yaşanmasını sağlayacaktır dedik. Kıble tam güneyden geliyor. Güney alanından Akdeniz üzerinden gelirse Afrika'dan başlayacaktır. Akdeniz üzerinde nem kazanacaktır ve Akdeniz kıyısına yağış bırakacaktır. Ama gözü yaşlı bir rüzgar var. Nedir bu gözü yaşlı rüzgar dersek Lodos arkadaşlar. Lodos bir alanda etkili olursa yağış bırakacaktır. Fırtına olaylarının görülmesini sağlayacaktır. Özellikle kırsal alanlarda ya da kentsel alanlarda sobalı evler varsa kış mevsiminde arkadaşlarım soba zehirlenmelerine sebebiyet verebilecektir. Akdeniz ve Ege kıyılarında arkadaşlarım ciddi anlamda hasara su baskınlarını arkadaşlar neden olacaktır diyoruz. Ve devam ettim. Türkiye'de rüzgarlar kısmında Özel konuma bağlı olarak oluşan rüzgarlar. Eğer ki matematik konumun etkili olduğu bir rüzgar derse sana yani Türkiye'nin enlem derecelerine bağlı olarak oluşan bir rüzgar derse bu rüzgar net bir şekilde batır rüzgarıdır. Çünkü Türkiye'de batır rüzgarları etkili. Türkiye bir orta kuşak ülkesidir diyoruz tamam mı? Özel konuma bağlı olarak oluşacak rüzgarlar dağ ve vadi meltemleridir. Deniz ve kara meltemleridir. Ancak bu rüzgarlar çok küçük alanlarda etkili olduğu için arkadaşlarım kesinlikle iklimi etkileyemeyeceklerdir. Şimdi dağ ve vadi meltemleri dağlık alanlarda Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde görülecektir. Deniz ve kara meltemi deniz kıyı alanlarımızda görülecektir. Ege'de bu meltem rüzgarlarına imbat ismini vereceğiz. Kıyı bölgelerimizde esecektir ve iklimi etkilemeyeceklerdir. Özel bir rüzgar var. Fön rüzgarı arkadaşlarım. Şimdi şurada dikkat et. Diyor ki bak bir hava kütlesi dağ yamacı boyunca yükseliyor. Şimdi yükseldiğinde ben şunu biliyorum her 200 metrede sıcak sıcaklığım 1 santigrat derece ne yapacaktır? 1 santigrat derece azalacaktır. Şimdi sıcaklığımın 200 metrede 1 santigrat derece azalması bağıl nemimi arttırmayacak mı? Çünkü maksimum nemim azalıyor. Bağıl nem arttığında bu hava kütlesi yağışı bu yamacı bıraktı mı? Nemsiz bir hava kütlesi dağ yamacında yüzeye sürtünmesiyle birlikte sıcaklığı arttırıp burada arkadaşlar 100 metrede sıcaklığımın 1 santigrat derece artmasını sağlayacaktır. Normalde 200'de 1 metre art tarken fön olayının olduğu yamaçta 100 metrede sıcaklığın 1 derece artacaktır. Nerede etkili? Rize ve çevresinde etkili birazdan bahsedeceğiz. Toroslar ve Doğu Anadolu'da arkadaşlar bunu göreceğiz. Nasıl oluyor dediğimizde Rize'de oluşan fön rüzgarı kışılıklığını sağlayacaktır ve sıcaklığını sağlayacaktır. Turunçgil ve kivi yetişmesine yani Akdeniz ikliminin meyve türlerini yani Akdeniz ikliminin meyve türlerinin yetişmesini sağlayacaktır. Bu olay işte mikro klima alanıdır diyoruz arkadaşlarım. Doğu Karadeniz'de kışın kara tarafından esen rüzgar Rize'de deniz tarafında fön etkisi yapar. Yani kıyı kesimde fön etkisi yapacaktır diyoruz arkadaşlarım. Iğdır'da da etkilidir. Iğdır'da etkili olduğunda arkadaşlarım Iğdır'da da pamuk yetişecektir. Burası da bir ne oldu o zaman? Mikro klima alanı oldu diyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi soruya bir bir bakalım ne diyor soru. Ee, rüzgara estiği zaman migren hastası olduğum için başım çok ağrır diyor. Ayrıca geçen sene mahallemizde oturan bir aile bu rüzgar nedeniyle soba zehirlenmesi yaşadığı için zor günler geçirdi diyor. Soruyu çözdük arkadaşlar. Bu rüzgar yüzünden feribot seferleri iptal olduğu için babaannemleri de gidemediğimizi hatırlıyorum demiş. Gerçekten çok kötü bir gün yaşamış diyor ki yukarıda günlük hayatta etkisi anlatılan boş bırakılmış alana hangi rüzgar getirilirse doğru olur diyor. Hatta bu kayıp sakalın L kısmı arkadaşlarım. Kayıp sakalın L kısmı Akdeniz Ege kıyılarında etkili olacaktır diyoruz. Tabii ki de sizin dediğiniz gibi Lodos arkadaşlar. Hemen geldim Türkiye'nin nemlilik ve yağış kısmına. Nemlilikle ilgili önce mutlak nem, maksimum nem, bağıl nem kavramları var. Biz şuradaki çıtada en fazla ve en az yağış alan yerleri görelim. O mutlak bağıl maksimum nem neymiş onlardan da bahsederim. Şimdi fazla yağışlı alanlara baktığımda genel itibariyle gördüğüm benim kıyı kesimler. Neden dersek çünkü kıyı kesimlerde mutlak nemin fazla olması, bağıl nemin de yüksek olmasına, bu da yağışın fazla olmasına sebebiyet verecektir diyoruz. Birinci alana yıldız dağları demiş kırklar ile hattı. Yani tam şu hat birinci alanımdır diyorum arkadaşım. İkinci alanı demiş ki Batı Karadeniz'de Kastamonu, Sinop, Bartın, Zonguldak, Boru hattı. Yani tam şu kısım arkadaşlarım ikinci hattım olacaktır. Üçüncü alanım ise Doğu Karadeniz, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin. Yani üçüncü alanım şurası olacaktır. Bak Aradaki Orta Karadeniz kısmını yazmadım. Orta Karadeniz evet Türkiye'de fazla yağış alan yerlerdir ama sana Karadeniz hattında kıyaslatırsa yani doğu ve batıya göre daha az yağış alacaktır. Yer şekillerinin etkisinden dolayıdır diyeceğiz tamam mı? 4 numara Hakkari çevresi diyor. Burada da gene aynı şekilde yer şekilleri etkisinden dolayı. 5 numara Orta Toroslar demiş. Tam şu hatta alacağım arkadaşlar. 6 numarayı Antalya bölümü demiş. Yani tam şu hatta alacağım. Güneydoğu Torosların başlangıç kısmı. 7 numara Menteşe yöresi demiş Muğla. Burası çok özel bir yerdir. Ege bölgesinde biz arkadaşlarım levhaların hareketleriyle birlikte sıkışmaya bağlı olarak bir gerilmenin olduğunu söyleriz. Gerilme ile birlikte kırıklı yapılar oluşacaktır. Ve kırıklı yapılarda dağlar denize diktir. Nemli hava iç kesme kadar gelecektir. Ancak buradaki önemli ifade şu. Mentişe yöresinde dağlar denize paraleldir. Bu denizden gelen nemli havanın dağ yamacı boyunca yükselip yağış bırakmasını sağlamıştır. O yüzden burası çok fazla yağış alacaktır diyoruz. Ve 8 numara arkadaşlarım Çanakkale'de Biga yöresi diyoruz ve burası Dünya Türkiye'de arkadaşlarım en fazla yağış alan alanlardır diyoruz. Tabii ki keşke her yer bu kadar fazla yağış alabilse dedik. Ancak her yer bu kadar fazla yağış almıyor. Yer şekillerinin etkisine bağlı olarak arkadaşlarım özellikle Tuzgölü çevresi yani tam şu hat bir numarayla şöyle göstereceğim. Burası Türkiye'deki en az yağış alan yerlerden bir tanesi. İkincisi onun hemen biraz daha güneyinde Konya ve Nevşehir çevresi arkadaşlarım iki numarayla şöyle belirttim. Üç numara Suriye hatta arkadaşlarım Şanlıurfa'dan başlayacağız kilise kadar. Yani kilisten başlayacağız arkadaşlarım. Mardin hattına kadar uzanacağız diyoruz. 3 numarayı şöyle belirttim. 4 numaraya geldiğimde Malatya Ovası diyorum. 5 numarayı geldiğimde Iğdır çevresi diyorum arkadaşlarım. Iğdır Ovası diyeceğim. Burası bir depresyon alanı. Çevresine göre alçakta yer alıyor. Fön etkisinden dolayı sıcaklık artıyor. Maksimum nemi artırıp bağın nemi azaltıyor. Bakın İç Anadolu bölgesi neden bu kadar az yağış alıyor dersek şundan dolayı. Bak birinci Kuzey Anadolu dağlarını şöyle betim belirttim arkadaşlar. İkincisi Toros dağlarını da şuraya belirttim. Şimdi size soruyorum ben nemli hava olsaydım ya da yağış bırakacak bir hava kütlesi olsaydım. Geldim Toros dağlarına çarptım mı çarptım. Dağ yamacı boyunca yükselip yağışımı buraya bıraktım mı nemsiz bir hava arkaya gitti mi bu bir. İkincisi kuzeyden geldim bu sefer. Kuzeyden gelen hava kütlesi Kuzey Anadolu dağlarına çarpıp yükseldi yağışı buraya bıraktı. Nemsiz bir hava gene içeriye girdi mi? Bak nemi iki dağlık alan engelledi mi? Yağmurun duldasında kalır burası. O yüzden burası arkadaşlarım Türkiye'deki en az yağış alan yerlerdendir diyoruz. Peki bu ifadede mutlak maksimum bağıl nem kısımları nelerdir dersek ondan önce size bir E harfiyle bölgelere göre en fazla yağışın düştüğü mevsimlerden bahsedeceğiz. Tuz Gölü hattından başlayacaksın. Buradan şöyle bir E harfi çizeceksin. Çizdin mi? Başlangıç kısmında mevsimde ilkbaharda başlıyorsun. İlkbahar dedin mi? Sonra Kuzeydoğu Anadolu dediğimiz Erzurum, Kars'a geliyorsun, yaz diyorsun. Karadeniz'e gidiyorsun, sonbahar diyorsun. Ege ve Akdeniz'e geliyorsun, kış diyorsun. E'yi çizdiğinde bu nedir? Bölgelere göre yağışın en fazla düştüğü dönemlerdir arkadaşlarım. İç Anadolu bölgesine yağış ne zaman düşüyormuş? İlkbaharda. Kuzeydoğu Anadolu alanına ne zaman düşüyor? Yazın. Karadeniz'e ne zaman düştü? Sonbaharda. Ege ve Akdeniz'e ne zaman düştü? Kış mevsiminde düştü diyoruz arkadaşlarım. Unutmayın bunu iklim kısmında, iklim grafiklerinde gördüğümüz zaman çok rahat yapacağız arkadaşlar. Peki mutlak nem nedir dersek bunu hemen şöyle göstermemiz lazım. Bizim sevgili arkadaşlarım şurada bir kabımız olsun. Ve kabın içerisinin toplam alabileceği su miktarı 20 litre olsun arkadaşlar. Ve kapta şu anda arkadaşlarım 10 litrelik bir suyum olsun tamam mı? Şimdi buradan su kısmından arkadaşlarım bunları size anlatmaya çalışacağım. Şimdi mutlak nem bir hava kütlesinde e, o anda var olan nem miktarıdır. Yani bir metreküp havanın içerisinde o anda var olan nem miktarıdır. Hemen buna kıyaslarsam arkadaşlarım benim kabımın içerisinde o anda var olan su miktarı 10 litre mi? O zaman bu 10 litrelik kısmı burasıdır. Tamam mı? Bu bir. İkinci ifadede maksimum nem nedir? Bir metreküp havanın belirli bir sıcaklıkta taşıyabileceği nem miktarıdır. E bu kaba geldiğimde en fazla taşıyabileceği su miktarı 20 litre mi? O zaman buranın maksimum nemi 20 litre olacaktır. Bağıl nem nedir dersek bağıl nem yağışı bırakıp bırakmama ihtimalini belirlediğim durum. Yani mutlak nemi maksimum neme oranı. 10 bölü 20 1 bölü 2 edecek mi? Yüzdelik ifadesinde bu da 50 olacak mı? O zaman bana bu neyi söylüyor? Kabın arkadaşlarım yüzde 50'si doludur diyor. Ve bu kabın yağış bırakması için mutlağın artması lazım mı? Artması lazım. Ya da maksimumun azalması lazım. Bu ifadelerde yağış oluşumu ile ilgili kısım şudur. Mutlak nem Türkiye'de nerelerde fazladır derse kıyı kesimlerde daha fazla olacaktır. Tamam mı? Bak bu bir. Maksimum nem kapsa kap ısındığında genişleyecekse yani hava ısındığında genişleyecekse sıcaklığın fazla olduğu alanlarda maksimum nem fazla olacak mıdır? Nasıl? Yaz mevsiminde Güneydoğu Anadolu maksimum nemin en fazla olduğu yerdir. İç Anadolu bölümü maksimum en fazla olduğu yerdir. Ama bağıl nem yağışın bırakma ihtimali ise kış mevsiminde bağıl nem Ege Akdeniz'de İlkbahar döneminde bağıl nem İç Anadolu bölgesinde, Kuzeydoğu Anadolu'da bağıl nem yaz döneminde, Karadeniz bölgesinde ise bağın nem arkadaşım sonbahar döneminde daha fazladır. Çünkü bağın nem yağışın düşmesiyle ilgili bir durumdur diyoruz. Peki bu alanlara yağış nasıl düşüyor dediğimizde 3 tip yağışımız vardı. Bunlardan birincisi konveksiyonel, ikincisi yamaç, üçüncüsü arkadaşım cephe ya da frontal. Garip garip isimleri var onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi yükselim diyorsa ısınan havanın yükselmesi lazım mı? Lazım aynen bu o zaman sıcaklığın arttığı dönemde etkili olacak bir yağış mıdır? Yağıştır. Şimdi sıcaklık ne zaman artıyordu? Hemen eğiyi göz, gözünde E canlandır. İlk İlkbaharda İç Anadolu bölgesi yağış alıyor muydu? Alıyordu. İşte bu yağışlar konveksiyonel kökenlidir. Yani ısınan havanın yükselmesiyle birlikte oluşacaktır. Güneydoğu Anadolu bölgesi hattın bittiği yerde E'nin son kısmı gene sarı renkti. Hatırla o zaman Do Güney Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesi de ilkbaharda alacak mıdır? Alacaktır diyoruz. Doğu Anadolu bölgesinde E'yi devam ettirdim. E hattı buradaydı. Yaz döneminde daha fazla yağış alacaktır. Trakya dediğimiz Ergen Havzası ilkbahar döneminde yağış alacaktır. Ve İç Anadolu bölgesinde bu yağışları 42 ifadesi de kullanacaktır diyor diyoruz arkadaşlarım. Geldik yamaç yağışı yani bir hava kütlesinin dağ yamacı boyunca yükselmesiyle birlikte oluşturacağı yağıştır diyoruz arkadaşlar. Nerede görülecektir? Akdeniz kıyılarında arkadaşlarım görülecektir. Neden? Toros dağları var. Karadeniz kıyılarında görülecektir. Neden? Kuzey Anadolu dağları var. Mentişe yöresinde görülecektir. Neden? Mentişe dağları var. Bir de Yıldız dağlarının bulunduğu alanda görülecektir arkadaşlar. Dönemlerine dikkat edin. E harfini çizdiğinizde şak diye oturacak arkadaşlar. Cephe yağışı neydi? Sıcak ve soğuk hava kütlesinin karşı karşılaşmasıyla birlikte oluşacak yağıştır. Ne zaman görülecek? Nerede görülecek? Dersek arkadaşlar Akdeniz iklim bölgesinde görülecektir. Kış mevsiminde görülecek. Neden? Güneyden sıcak hava kuzeyden soğuk hava karşılaştı. Hop yağışı bıraktı. Nasıl yağış? Cephe ya da frontal yağıştır diyoruz ve unutma cephe yağışları arkadaşlarım orta kuşakta yer alan ülkelerde görüleceği için matematik konuma bağlı olarak oluşan bir yağıştır diyoruz. Bunlar ise bizim özel durumlarımızla ilgilidir dedik arkadaşlar. Şimdi bir de arkadaşlarım kuraklık dediğimiz bir kavram var. Gerçekten e, doğal afetler kısmında etkisini net bir şekilde göremediğim e, yavaş yavaş gelişen ve etkili olduğunda geri dönüş olmayan bir afet boyutudur. Bu nedir dersek bir bölgenin normalin altında uzun süre yağış almaması durumudur. Ve bu alan normalin altında uzun süre yağış almazsa akarsu akışlarında yeraltı sularında arkadaşlarım ayrıca toprağın verimliliğinde ciddi anlamda olumsuz durum yaratacaktır. İşte yeraltı sularının miktarı azalacaktır. Akar Akarsuların akış hızları azalacaktır. Akımları azalacaktır. Toprak tuzluluşacaktır. Nemlilik azalacaktır. Yani birçok olumsuz durumu var. Peki bu kuraklık dediğimiz o bu doğal afet Türkiye'de en fazla nerede hissediliyor? Bir yağışın en az düştüğü alanlardan bir tanesiydi. Tuz gölü çevresi. İkincisi Malatya ve yöreleriydi. Yağış gene en fazla en az düşüyordu. Ergene havzası ve Güneydoğu Anadolu arkadaşlarım. Yani şu hat Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'da Tuzgölü çevresi, şurada arkadaşlarım özellikle Iğdır çevresi ve bir de Ergene Havzası kuraklık dediğimiz doğal afetten en fazla etkilenecek kısımdır diyoruz arkadaşlar. Ve geldik arkadaşlar konu bittiğine göre sizlerle birlikte 3-4 tane soru çözelim. Soruda 3 tane merkez vermiş. Temmuz, Ocak ayı sıcaklıkları, yıllık sıcaklıklarını belirtmiş ve yağış miktarlarını belirtmiş arkadaşlar. Buna göre ifadelerdeki şehirler hangileridir diyor. Şimdi hemen burada şuna bakacağız. Yağışın diğerine göre çok fazla düştüğü bir yer var mı? Bir numara. Hemen şöyle burası ya Mentişe yöresinde Muğla çevresi olabilir. E, ee, Ora olamazsa neresi olacaktır? Karadeniz'de olacaktır. O zaman yağışa göre bunun bölgesinin Karadeniz olduğunu belirledim mi? Belirledim. Diğer alan ise buna göre daha az yağış almış. Karadeniz'de olabilir. Ayrıca Akdeniz çevresi de olabilir. Burası da daha fazla yağış alıyordu. Üçüncü alana geldiğimde ciddi anlamda az yağış almış. Burası ya İç Anadolu bölgesinde olacaktır ya da arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesinde olacaktır. Olacaktır. Karadeniz'de olan bir yer var mı? Var. A şıkkında Trabzon, D şıkkında Trabzon var arkadaşlar. bir numara. 2 numarada Akdeniz'de olan bir yer var mı? Var. Antalya. 3 numara İç Anadolu olan yer var. Konya. Gördünüz mü? Önce yağış miktarı ile ilgili bölgeleri belirledim. Sıcaklıklara baktığımda gene bak 18 derece, 14 derece, 12 derece gördünüz mü arkadaşlar? Aynen çıktı soru. O zaman cevabımız ne olacaktır? A seçeneği olacaktır diyoruz. İkinci sorumuz 5 tane yer vermiş. Sıfırdan 9'a coğrafya soru bankamızdan aldığımız bir soru. Kitaplarımızı temin etmeyi unutmayın. İnternette nasıl kitap alınır? videomuz var. Videomuza bakarak kitaplarımızı temin edin arkadaşlar. Ağustos ayında Türkiye haritasında işaretli alanların hangisinde ortalama sıcaklık diğer dördüne göre daha düşüktür diyor. Tarih ne? Ağustos ayı. Yaz mevsimini mi yaşıyoruz? Yazı yaşadık. O zaman güneyde sıcaklıklarımız daha yüksek olacaktır. Kuzeye doğru sıcaklıklarımız azalacaktır. O zaman dört numara denizli seçeneğiyle cevabımız doğru olacaktır diyoruz arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuz. Türkiye'de etkili olan daimi rüzgar Hatta bunu söylerken dedim ki size bu rüzgarın oluşmasını sağlayan temel durum bizim matematik konumumuzla ilgilidir. Orta kuşakta bulunduğumuzdan dolayı etkili olacaktır. Hatta batı kısımdan gelecektir. Yani batı rüzgara etkilidir diyoruz arkadaşlarım. Evet geldik bir diğer sorumuz. Bir alan vermiş. Neresi burası? Doğu Karadeniz hattı. Rize ve çevresi. Diyor ki taralı alanda mikroklimaya neden olarak kivi turunçgil gibi kış sıcaklığı isteyen yani burada sıcaklığı artıran bir rüzgar varmış ve devam ediyor yetişmesine olanak sağlayan rüzgar. Hatta bu rüzgarı ifade ederken dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesi yağışı bırakacaktır. Nemsiz hava dağ yamacını aştığında burada sıcaklığın artmasına sebebiyet verecektir. İşte bu rüzgar nedir arkadaşlarım? Bu rüzgar tabii ki de fön rüzgarıdır diyoruz. Bakıyorum şıklarda fön C seçeneğidir. Cevabımız C olacaktır arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuz. Aşağıdaki tabloda bazı kentlerimize ait yağış özellikleri verilmiştir. 5 tane kent en fazla yağış. E'yi düşün. Şimdi şuradan şöyle E'yi geçirdim. İlk bahar dedim köşeye geldim. Yaz üst kısma yani Karadeniz'e geldim. Sonbahar Ege'ye geldim kış. Akdeniz'e geldim kış. Yani Türkiye hattını çizdiğimde E'yi aldığımda Konya E'nin tam iç kısmında kalıyor mu? O zaman ilkbaharda düşecektir. Isınan havanın yükselmesiyle oluşacak. Yani konveksiyonel yağıştır diyoruz. Antalya kış doğru mudur? Tabii ki de doğru. Bak E nasıl işimize yaradı? Gördünüz mü çocuklar? Cephe yağışı mıdır? Tabii ki de iki farklı hava kütlesinin karşılaşmasıyla oluşacak yağıştır. Trabzon'a geldiğim zaman Karadeniz'de mi? Evet. Sonbaharda mı düşecektir? Yamaç yağışı bir dağ yamacı boyunca yükselen yağış. Diğer ismi orografik yağıştı unutmayalım. Kars'a geldiğimiz zaman Kars Kuzeydoğu Anadolu'da kış demiş ama ne olacaktır? Yaz olacaktır. Şuraya şöyle yaz diye belirttim. Yükselim yağışı doğrudur. İzmir batı kısmında kış mevsiminde cephe yağışıdır. O zaman dördün numaralı D seçeneği yanlış olacaktır diyoruz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz aşağıda verilen Alanlardan hangisi az yağışlı yöreler arasında yer almaz? Öncülümüzün altını çizdik. Tuz az yağışlı alandı. Iğdır Ovası az yağışlı alandı. Konya bölümü az yağışlı alandı. Şanlıurfa çevresi yani Suriye sınırı az yağışlı alandı. Ama Biga yöresi Türkiye'deki en fazla yağışlı alanlardan bir tanesidir diyoruz arkadaşlarım. Ve geldik sizinle bugün biraz yoğun ama bir o kadar da eğlenceli bir konuya. Karşınızda ödüllü soru cevapları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin iyi çalışmalar